Sayın Kürçü'yü dinliyorum. Benim Cumhurbaşkanı'nın 8 Mart'la ilgili kendi görüşlerine... Sesiniz gelmiyor Sayın Kürçü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 8 Mart'la ilgili kendi düşüncelerini ifade ederken bugün bambaşka bir eksende 8 Mart'ı kutlayan kadınlara ve diğer siyasi eğilimlere yönelik olarak ayrıştırıcı, dışlayıcı, onları küçük düşürücü ifadeler kullandığı bir gerçektir. Ben iftira etmiyorum. O yüzden bu gerçeğin orada ifade edilmesi gerekiyor. Çünkü onu izleyen... Yani 69. maddeye göre söz istiyorsunuz. Evet. Buyurunuz Sayın Kürkçü. Lütfen cevap hakkınızı bir sataşma yaratmayacak şekilde kullanınız. Süreniz başladı tamam. Sayın Kürkçü. Evet, ben Cumhurbaşkanı'nın söylemediği bir şeyi söylemedim. Cumhurbaşkanı açıkça kendi gibi yaklaşmayan, kendi gibi kutlamayanları karşısına aldı ve onları suçladı. Şunu dedi, eşitlik adı altında kadının her türlü sömürü ve istismara açık hale getirildiği yerde ilk önce kadınlar karşı çıkacaktır. Ve devam etti, kadının olmadığı yerde insan da yoktur. Kadıköy Belediyesi'nin Lambda İstanbul'la birlikte hazırladığı ve üzerinde lezbiyenim, biseksüelim, transım, interseksim, okulda, işte, mecliste, her yerdeyim yazan afişleri üstü kapalı eleştiren Erdoğan, bir takım çevrelerin ısrarla özgürleştirmek adına kadını kadın yapan imtiyazları ortadan kaldırmaya çalıştığını görüyoruz. Bir takım partilerin Kadınlar Günü için hazırladıkları afişlerde görüyoruz. Kadınlara hakaret eden bu zihniyet en büyük kadın düşmanıdır. Şimdi... Karşıtlarını Peki siz bunu takdir edebilirsiniz. Burada problem yok. Problem şu. Bunu takdir edilmeyecek, eleştirilecek bir şey olarak görmek iftira mı? Hakaret olarak bunu nitelemek onu herhangi bir görüş olarak algılamayı mı gerektirir? Ve beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hayır, hiç de öyle olmadı. Sonuç olarak 8 Mart'ı özgürlükçü bir yerden kutlayanları kadınlara hakaret ediyor diye suçlayan kişi aslında onlara karşı ayrımcılık yapıyordur. Onların değerlerini ayaklar altına alıyordur. Mesele bu kadar. Yalakalığa gelince bir çıkar ilişkisi doğrultusunda birisini kayıtsız bir şekilde öven ve övgüler yağdıran kişiye deniyor. Kime yakışıyor? Herkes düşünsün. Teşekkür ederim Sayın Kürkçü.